PKK fikrinin çökeltilir. Şimdi canımın içi, PKK nasıl oluyor? Fikirli oluyor. Neyle çökertilir? Fikirle çökertilir. Yani neyle olduysa ondan da yok edersin. Değil mi? Oluş eki fikriyle, fikirle değil mi? Yok ediş nasıl olur? Yok ediş de fikir olur. Fikirle gelen fikirle gider. Çözüm budur. Ama buna hiçbir şekilde yanaşmıyor. Ben bunu anlamıyorum. Mesela Amerika'da hiç komünizme mücadele hiç etmemiştir fikirle. Evet. Hep bombalayarak. Sonunda Kamboçya, Laos, Vietnam falan hepsi kendi kafalarına göre idare kurdular. Hiçbir şey de yapamadılar. Çünkü fikirle yanaşmadılar. Bombayla yanaşmadılar. Bombayla netice alamazsın. Fikirle kökten netice alınır. İnançla hallolması lazım. Çocuklar ben rekor kırdım, dikkat edersiniz. Değil mi? Ben de teşekkür ederim. Ama gittikçe iradem güçleniyor. Maşallah. Değil mi? Evet. Çok güçlü bir irade. Maşallah. Evet. Evet, dinliyorum. Çanakkale Savaşı'nda cephenin her köşesinde savaşan kadınlar var Adnan Bey. Örneğin annesi öldüğü için daha 9 yaşındayken cepheye katılmak zorunda kalan küçük Nezahat, 12 yaşına kadar babası Albay Hafız Halit Bey ile birlikte cephelerde bilfiil babasının yanında savaşmış. Nezahat onbaşı unvanı almış, babasıyla birlikte birçok savaşa katılmış ve gösterdiği kahramanlıklarla 70. alayın simgesi olmuş. Alay, kızlı alay şeklinde anılmış. Anafartalarda 56. fırkada savaşan Hatice Hanım var. Tanınmamak ve cephede kalabilmek için erkek kılığına bürünmüş. Ahmet Çavuş adıyla savaşan Hatice Hanım, anafartalardan sonra diğer muharebelere de katılmış. İzmir'de Yunanlıları esir düşmüş. Buradan Manisa'ya, sonra da İstanbul'a geçerek İnönü Savaşları'na katılmış. Ailesi Kosova'da bulunan ve savaşa katılmak üzere tek başına Çanakkale'ye gelen Zeynep Çavuş da bu savaşta şehit düşmüş. Kurtuluş Savaşı'nın unutulmaz isimlerinden biri Şerife Bacı. İnebolu'da bulunan cephaneleri Ankara'ya götürenler arasında yer alıyor. Donarak şehit oluyor. Cephane ıslanmasın diye kendi battaniyesini cephaneye sardığı, bebeğine de sarılıp onun donmaması için uğraş verdiği anlatılıyor. Halime Çavuş ise uzun yıllar Halime Çavuş zannedildi. Kurtuluş Savaşı'na giderken erkek kılığına girdi. Türk askerinin arasına karıştı. Mühimmat taşımada birçok görev yaptı. Düşmanın açtığı ateş sonucu bir ayağı sakat kaldı, gazi oldu. Maşallah. Bir daha. Çanakkale Savaşı'nda sadece bakıcılık, yemek yapma gibi işlemler değil, cephenin her köşesinde savaşan kadınlar da var. Örneğin annesi öldüğü için daha 9 yaşındayken cepheye katılmak zorunda kalan küçük Nezahat, 12 yaşına kadar babası Albay Hafız Halit Bey ile birlikte cephelerde bilfiil babasının yanında savaşmış. Onbaşı unvanı almış. Babasıyla birlikte birçok muharebeye katılmış ve gösterdiği kahramanlıklarla 70. alayın simgesi olmuş. Alay, kızlı alay şeklinde anılmış. Anafartalarda 56. fırkada savaşan Hatice Hanım var. Tanınmamak ve cephede kalabilmek için erkek kılığına bürünmüş. Ahmet Çavuş adıyla savaşan Hatice Hanım, anafartalardan sonra diğer muharebelere de katılmış. İzmir'de Yunanlılara esir düşmüş. Buradan Manisa'ya, sonra da İstanbul'a geçerek İnönü Savaşları'na katılmış. Kabadayı'ya bak ya, yiğitliğe bak, şu asalete bak ya, yine cesarete bak. Ailesi Kosova'da bulunan ve savaşa katılmak üzere tek başına Çanakkale'ye gelen Zeynep Çavuş da bu savaşta şehit düşmüş. Kurtuluş Savaşı'nın unutulmaz isimlerinden biri de Şerife Bacı. İnebolu'da bulunan cephaneleri Ankara'ya götürenler arasında yer alıyor. Donarak şehit olmuş.
cephane ıslanmasın diye kendi battaniyesini cephanesine sardı. Bebeğine de sarılıp onun donmaması için uğraş verdiği anlatılıyor. Halime Çavuş ise Kurtuluş Savaşı'na giderken erkek kılığına girdi. Türk askerinin arasına karıştı. Mühimmat taşımada birçok görev yaptı. Düşmanın açtığı ateş sonucu bir ayağı sakat kaldı, gazi oldu. Maşallah. Bunlar hep cennet kuzusu. Cennet anneleri bunlar, maşallah. Bunları ahirette göreceğiz cennette inşallah, Allah nasip ederse. Mübarek hanımlar, mübarek insanlar. Kadın kabadayı da bize en çok Türkiye'dedir. Yiğitlik, annelerin yiğitliğini görüyorsunuz. Evlatlarına bakış açılarını görüyorsunuz. Maşallah diyoruz, Allah sayılarını artırsın. Çocuklar benim artık yani rekorumu... Ne diyorsunuz? Yeterli mi? Sizi zorlamıyorum. Daha fazla mı rekor kıralım? Nasıl uygun görürseniz. Bir yakışık daha geliyor herhalde. Ya kardeşim, selam. Al bir badici daha, gel. Aleyküm selam. Bak, münafıklar gittikçe Allah onların yerine nasıl koç yiğitler, aslanlar gönderiyor. Maşallah. Boylu boslu böyle aslan gibi muhteşem. Kalk bakayım ayağa sen yakışıklı. Münafıklara de sen, münafıklar siz gittiniz ben geldim de. Münafıklar siz gittiniz ben geldim. Ya kardeşim vidanjör gibi çalışıyorlar ya. Aralardan maralardan falan. Geçen günler o mahlukatı da çıkartmışlar. Duydum. Yani çoluk çocuk saklanmış televizyona çıkınca. bakın bereketi görüyor musun? Maşallah. Münafıklar gitmeden önceki sayıya güce bak. Evet. Münafıklar gittikten sonraki şu sayıya güce, dinçliğe, gençliğe, güzelliğe bak. Maşallah. Şu zenginliğe bak, şu ihtişama bak. Nasıl bereket varmış gördünüz değil mi? Maşallah. Posalar, ezikler, büzükler, çizikler, çürükler, vidanjörler tarafından temizleniyor. İnşallah. Ve geriye tertemiz, sağlıklı, sıhhatli müminler kalıyor. Maşallah. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'ın dininden dönerse, Allah onların yerine kendisinin, onları sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği bir topluluk getirir, değiştirir diyor Allah. Maşallah. Maşallah. Bu Allah'ın lütfu. Mesela hanım arkadaşlarımızdan da onlar, şimdi ben yayında göstermiyorum. 19-20 yaşında 21 hanımefendi oluştu şu an. Bak geçen günler sayıları azdı. Evet. 7 idi, 12 oldu, şimdi 21. Maşallah. Demek ki münafık gitmesinde fayda var. Vidanjörler göreve. Hayır, hep neşeniz, şevkiniz, dinçliğiniz, kudretiniz artıyor maşallah. Ya kardeşim dün uyuyamadım. Allah'ım yarabbim. Dön, sağa dönüyorum uyuyamıyorum. Sola dönüyorum. Ya Rabbim Allah'ım ne yapayım dedim ya. Dedik yani malum. Bir spor. Oh elhamdülillah ya. Vallahi oh yani. Ondan sonra huzurla uyuyabildik yani. Helal olsun. Ya spor teşvik ediyor. Ben dedim ya bunlar bir bildiği vardır dedim yani. Bu kadar insanla spor. Çünkü herkes spor diyor spor. Evet. Hakikaten spor çok faydalı olduğunu bizzat gördüm yani. Helal olsun. Acayip insan dimağı da açılıyor, ferahlıyor da maşallah. Maşallah. Şart yani. İnşallah. Anam Bey, Afrin'de zafer kazanan aslanlarımıza hediye olarak hazırladığımız bir klibimiz var. Onu seyredebiliriz. Bakayım.